Değerli iş insanlarımız, sohbet toplantımıza hoş geldiniz. Ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbet toplantılarımızda bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Sektörel bir toplantı olacak. Hazır giyim sektörünü ele alacağız. Ticaret müşavirlerimiz aynı zamanda ülke hakkında genel bilgilendirmeler de yapacaklar. Yaklaşık 1,5 saatlik bir program öngörüyoruz. Programımızda çok değerli konuklarımız da olacak. Bu çerçevede Sayın Seray Seyferi Hanım'a, Sayın Nuri Yüksel Bey'e, Sayın Füsun Saykı Hanım'a, Sayın Volkan Üreten Bey'e, Sayın Cihan Ceylan Bey'e ve Sayın Ceyda Unduk Hanım'a katılımlarına ötürü çok teşekkür ediyorum. Kendileri bizlere tecrübelerini aktaracaklar. Aynı zamanda ihracatçı birliklerimizin faaliyetleri hakkında bilgi verecekler. Programı kayıt da ediyoruz, malumunuz olduğu üzere. Web sayfamızdan ve YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. PowerPoint sunumlarını da ticaret müşavirinizin yapacağı sunumu da yine web sayfamızdan en kısa süre içerisinde yayınlamış olacağız. Ben faydalı bir program olmasını temenni ediyorum. Sözü Sayın Başmüşavirimiz Elif Gürsoy Hanım'a bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar dileyelim Türkiye'ye. Amerika'daki tüm katılımcılara da günaydın diyoruz. Öncelikle katılımları için tüm panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da vakit ayırdıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz ticaret müşavirliğimiz olarak öncelikle Amerika piyasasında biraz genel bilgileri size sunmak istiyoruz. Kısaca da tekstil konfeksiyon sektörü hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Sunumumuzu ticaret müşavirimiz Çağrı Bey gerçekleştirecek. Çok da fazla vaktinizi almadan sunumuza geçmek istiyoruz. Buyurun Çağrı Bey. Teşekkürler Başmüşavirim. Hemen sunumumu yansıtıyorum. Tamam herhalde. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar, günaydın. Elektronik sohbetler toplantısına hoş geldiniz hepiniz. Geçen yıl mobilya için yapmıştık. Bu yıl hazır giyim için yapıyoruz. Sunumumda kısaca genel olarak ABD ekonomisi ve ABD dış ticaretinden sonra ABD'deki hazır giyim sektörüyle ilgili bilgiler paylaşıp pazardaki önemli hususlar, pazara girişteki önemli hususlardan bahsedeceğim. Şimdi ABD ekonomisine baktığımız zaman 2020 yılında ABD ekonomisi %2,8'lik daralmadan sonra 2021 yılında %5,9 gibi bir büyüme yakaladı. 2023 yılında ikinci çeyrek itibariyle de %2,1'lik bir büyümesi var. Yıllık bazda 27 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükte cari fiyatlarla ABD ekonomisi. Ekonomide tüketici harcamaları hala büyümeye katkı yapan, pozitif etki sağlayan bir faktör olarak devam ediyor. Ancak tüketici harcamalarının bu yılın ikinci yarısında belli oranda yavaşlaması da bekleniyor ve bu çerçevede ABD ekonomisinin 2023 yılının son çeyreği, 2024'ün ilk çeyreği gibi %0 ila %1 arasında bir ılımlı bir resesyona girebilmesi yönünde projeksiyonlar var. Kişi başına düşen gayri safi yurt dışı hasıla olarak oldukça yüksek bir ülke. 76.400 dolarlık bir kişi başına düşen gayri safi yurt dışı hasıla var. 2023 yılındaki tahmin 80 bin dolar olması yönünde. Pandemi sonrası tabii enflasyon rakamları çok oldukça yüksek. %9,1'lere kadar çıktı ABD'de. Ancak son dönemde biraz durulmuş durumda ve hani %3,7 olarak son rakam geldi yıllık bazda ve hedef ABD'de bunun %2'ye düşürülmesi yönünde. Ekonomik büyümedeki yavaşlama tabii bazen istihdamı da etki edebiliyor ama yine de işsizlik oranı görece düşük diyebiliriz. %3,8 civarında ve 6,4 milyon işsiz var ABD'de.
Dünyanın en büyük ithalatçısı olan gün 2 trilyon dolar mal ithalatı yapıyor ABD ve 2 trilyon dolar civarında da ihracatı var. ABD ekonomisinde en büyük payı hizmet sektörü alıyor. Yaklaşık %80, %1 gibi bir tarım payı var. Onun dışında sanayide %19 civarında. Hizmet ticaretine baktığımızda da yine hizmet fazlası veren bir ülke. ABD 929 milyar dolar ihracat yapıyor. 697 milyar dolarında ithalat gerçekleştiriyor ve ülkemizde de 5,5 milyar dolar gibi bir hizmet ticareti var. Şimdi bu ekonomik büyüklükten bahsederken burada bir görsel bir çalışma paylaşmak istedik. 2020 olmakla birlikte ABD'deki birçok eyaletin dünyadaki birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına denk olduğunu gösteren bir görsel yani örnek vermek gerekirse işte Kaliforniya eyaleti bir İngiltere ekonomisi büyüklüğünde işte Texas İtalya büyüklüğünde diyebiliriz. Onun dışında New York eyaleti Kanada büyüklüğünde. Bizim ülkemiz burada Georgia eyaleti büyüklüğünde verilmiş ama 2022 olarak baktığımız zaman belki daha çok Pennsylvania eyaletinin ekonomik büyüklüğüne denk bir büyüklük var. Burada şunu vermek istiyoruz. Aslında yani gerek nüfus olsun, gerek işte toptan ticaret, gerek perakende ticaret ve depolama hizmetlerinin yoğunlaştığı eyaletlere baktığımızda aslında doğuda işte kuzeyde daha çok New York ve çevresi eyaletler, onun güneye biraz indiğimiz zaman işte Florida, Georgia eyaletleri, yine güneyde Texas eyaleti, batıda Kaliforniya ön plana çıkıyor. Onun dışında orta batı kısmında da Illinois eyaleti ve onun çevresindeki eyaletler oldukça yoğunlaşmanın yüksek olduğu eyaletler. Eyalet bazında ABD'nin ithalatına baktığımızda tabii coğrafi bir etkiyle de yani limanların da etkisiyle Kaliforniya ve Texas haricinde ABD'nin doğu yakası ve orta batısına ihracatımızın yoğunlaştığını görüyoruz. 1 milyar doların üzerinde 6 tane eyalete ihracatımız var ve bunların payı %60 ihracatımızda. ABD'nin toplam ithalatında bu eyaletlerin payıyla karşılaştırdığımızda New York, New Jersey, Florida ve Georgia eyaletlerine daha fazla yoğunlaştığımızı söyleyebiliriz. Onun dışında bu listede dünya ile Türkiye arasındaki farklılıklara bakınca işte bu batıdaki Washington State, Ohio, Indiana ve Tennessee eyaletleri ABD'nin genel ithalatında ilk sıralarda yer alan eyaletler. Bunlar bizde yok. ABD'nin dış ticaretine baktığımız zaman ABD az önce bahsettiğim gibi 3,2 trilyon dolarlık bir ithalat yapıyor. En büyük 10 ticaret ortağının payı %70 civarında. Sadece Kanada, Meksika ve Çin'in payı %44. 2023'te ilk defa burada 2022 verilerine göre sıralanmış durumda. 2023'te Çin 3. sıraya düşmüş durumda. Meksika 1, Kanada 2. durumda. Yine ihracatta da 2,1 trilyon ihracatta ilk 10 ülkenin payı %63, Çin, Meksika ve Kanada'nın payı %40 gibi bir oranda. Onun dışında ithalatta önemli kalemlerde işte bilgisayar ve elektronik bileşenler, ulaştırma ekipmanları, kimyasallar, makineler bunlar ön plana çıkıyor. Hazır giyimde de bir 100 milyar dolarlık bir ithalatı var ABD'nin. Onun dışında ihracatta da yine kimyasallar, ulaştırma ekipmanları, yine bilgisayar ve elektronik bileşenler ön planda. ABD ile ikili dış ticaretimize baktığımız zaman 2015 yılındaki hacim seviyesinin 2022'de iki katına çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin ABD'nin ithalatındaki payı %58 ve 25. sıradayız. ABD'nin ihracatında da 26. sıradayız ve %74 ABD'nin payı. Onun dışında bu yıl tabii ufak da olsa bir düşüş var diyebiliriz. Yatırımlara baktığımızda da ABD'nin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 14,1 milyar dolarlık bir büyüklük var. Bizim buraya yatırımlarımızda da 8,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi ürün olarak baktığımız zaman
Bizim ABD'ye ihracatımızın yaklaşık %41'ini buradaki ürünler oluşturuyor. İşte genelde 27. fasıl ürünleri diyebiliriz. Halı, çimento, mermer, spor ve av tüfekleri, mücevherat. Tabii yine hazır giyim ürünleri, burada ürün tam hepsi çıkmasa bile hazır giyim de önemli bir sektör. Onun dışında otomotiv, yan sanayi de ihraç ürünlerimiz arasında önemli bir kalem. Geçen yıl yani 2022 yılındaki ihracat artışımızdaki önemli sektörler çimento, demir çelik ve traktörler olmuştu. İthalatımız daha konsantre bir yapıda. Buradaki 20 üründe ithalatımızın %70'ini yapıyoruz ve ilk 4 kalem oldukça önemli. Bunlar hurda, pamuk, LNG ve hava ve uzay taşıtlarının aksam parçaları olarak öne çıkıyor. ABD'de hazır giyim sektörüne baktığımız zaman hangi ülkeler daha çok ithalatında ön planda? İlk 18'i verdik. Ülkemiz 18. sırada. Öncelikle 2022 yılında %21'lik bir artış var ve 100 milyar dolara çıkmış durumda ithalatı. Hazır giyim ithalatının yaklaşık yarısı Çin, Vietnam ve Bangladeş'ten ABD'nin. Bizim ihracatımız 1 milyar dolar ve ABD ihracatımızın yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Ocak-Ağustos dönemi burada olmamakla birlikte verilere baktığımız zaman ithalatta ABD'nin ithalatı genel olarak %22 düşmüş durumda. Yani %22,5 oranında ve 15,7 milyar dolar civarında. Çin'den düşüş %28 gibi, ülkemizden düşüş %3,8 de yine daha sınırlı bir oranda oldu. Buradaki ülkelerden yalnızca İtalya'nın bir ihracat artışı var %9 civarında. Ve buradaki ülkelere baktığımızda genelde Çin, Vietnam, Bangladeş, Endonezya gibi ülkeler dışında örnek veriyorum Meksika USMCA'den dolayı işte Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador Orta Amerika ülkeleriyle yapılan STA'dan dolayı girebilmiş durumda. İşte yine Ürdün ve Mısır, Ürdün ve STA var ve bu QIZ'den dolayı burada olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ürün olarak baktığımız zaman hazır giyim ithalatı ABD'nin toplam ithalatının %3'ünü oluşturuyor. İthalatın yaklaşık yarısı buradaki ürünlerde olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında 50 milyar dolar civarında buradaki ürünler. Türkiye'den baktığımız zaman ithalata buradaki yeşille işaretlediklerimiz bir önceki dünyadan ithalatla kesişen ürünler. Yaklaşık ihracatımızın %60'ı buradaki 13 ürün bu arada. 7 tane de kesişme var. Bunlar da ABD'nin toplam 38 milyar dolarlık ithalatına karşın bizim 470 milyon dolarlık bir ihracatımız var. İhracatımızın yaklaşık 1/4'ünü örülmemiş kadın giyimde yapıyoruz. Burada bu alt grupta daha yoğunlaşmış olduğumuzu söyleyebiliriz Amerika'ya ihracatta. Pazara girişte önemli hususlarla ilgili ilk başta bu International Trade Center'ın bir potansiyel ihracat çalışmasından bahsetmek istiyorum. Ürün veya sektör bazında potansiyeli ve daha gerçek yani yapılan ihracat, potansiyel ihracat ve onun arasındaki yani keşfedilmemiş, daha gerçekleştirilmemiş ihracatı gösteren bir çalışma. Tek başına tabii çok doğru her zaman sonuçlar verebilecek bir çalışma değil ama en azından başlangıç olarak kullanılabilecek bir çalışma. Yine burada da tabii baktığımız zaman ürünler ABD'nin ithalatında ön plana çıkan ürünlerde potansiyelimizin oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. İşte bunlar süveterler ve benzeri ürünler, kadın ve erkek pantolonları, çoraplar, taytlar gibi ürünlerde potansiyel arz eden ürünler olarak bu çalışma bize veriyor. Gümrük vergilerine baktığımız zaman ABD'de gümrük vergileri aslında çok yüksek olmamakla birlikte tekstil ve hazır giyim sektörünün daha korunan bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Basit ortalama gümrük vergileri %3,1 iken tekstilde bu oran %7,9, hazır giyimde yani giyimde %11,6 gibi bir oran.
Hazır giyimde bu tarife satırlarının altılı bazda yalnızca %2,8'i gümrük vergisiz giriyor ABD'ye. Ve ABD'nin ithalatının %3,1'ini oluşturan bu sektörde ithalatın %6,4'ü yalnızca gümrük vergisiz girebiliyor. Yani bir örnek vermek gerekirse mesela elektriksiz makinelerde bu oran %81 gibi bir oran. Ticaret politikası önlemlerine bakmak tabii gerekiyor ama şunu söyleyebiliriz. Hazır giyim açısından çok bir sıkıntı olan yani ülkemiz ihraç ürünlerine yönelik bir anti-dumping sübvansiyon önlemi yok ABD'de. Buradaki linklerden en yukarıdakinde gümrük vergilerini aratabileceğiniz bir kaynak. İkinci linkten Getip kodları bazında herhangi bir anti-dumping sübvansiyon önlemi var mı? Ticaret politikası önlemi var mı? Buna bakabiliyoruz. Son linkte de Amerika'nın malumunuz bu Çin'e karşı uyguladığı birçok üründe %25, %15 ve %7,5 oranlarında Section 301 kapsamında vergiler var. Bunları sorgulayabiliyoruz. Son linkte bunu veriyor. ABD yani burada tabii özel sektör temsilcilerimiz de birazdan bahsedecekler birçok bu konularla ilgili ama genel olarak hani burada biz firmalarımızla görüştüğümüzde, istişare ettiğimizde hani buraya plansız gelmenin ve gelenlerin sıkıntı yaşadıklarını duyuyoruz ve genel olarak birazcık burada bir başarıyı elde etmenin işte bir 3-5 yılı aldığını bize iletiyorlar. Onun dışında alıcılar zor, uzun sürede karar veriyorlar. Zincir yapılarla çalışmak oldukça zor. İade şartları ve benzeri konularla ilgili özellikle. Şirket kurmak oldukça kolay. Tabii ABD'de birçok farklılık olabiliyor. Bunlar işte ölçü birimleri, tarihlerin yazılışı vesaire gibi standartlar. Birçok farklılık olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında eyaletlerde satış vergileri var. Etiket fiyatına göre etiket fiyatının üzerine eyalete göre değişen oranlarda satış vergileri uygulanıyor. Mahkeme ve avukatlık ücretlerinin yüksek olduğu bir ülke maalesef. Onun dışında fuarlar düzenli bir şekilde katılmak şartıyla oldukça etkili bir enstrüman pazarda. Burada bir iletişim noktanızın olması, işte bir depo olabilir, bir mağaza olabilir vesaire. Burada yani mevcudiyet diyeyim oldukça önemli Amerika'da. Bu sizin çok daha ciddiye alınmanızı sağlıyor. Onun dışında profesyonel ve İngilizce olan bir web sitesinin olması yine önemli. Patent ve en azından marka tescilinin hani alınması konuları önemli. Bu tarz konulara dikkat ediliyor. Onun dışında Amerika ile ilgili alıcı bilgilerini biz müşavirliklerimiz ve ateşeklerimiz olarak üyesi olduğumuz bir veri tabanından Amerika geneli için alıcı ve ithalatçı bilgilerini sizlerle paylaşabiliyoruz. Birazdan linkleri vereceğiz. Müşavire danışın adresi var. Buradan bize yazabilirseniz Getip kodlarıyla buradan size alıcı bilgilerini temin etmekte seve seve yardımcı oluruz. Bunun dışında burada da belli önemli linkleri paylaştık. İşte yatırım konusunda Amerika'da bir düşünceniz varsa hani Select USA burada önemli bir kaynak. Bunu incelemek önemli. Onun dışında ihracata yönelik desteklerimizi kolay destekten inceleyebilirsiniz. Ve az önce bahsettiğim gibi müşavire danışın adresinden de bize her türlü sorunuzu yazabilirsiniz. Bu arada sunumda geçmemiştir ama Amerika'da Washington Ticaret Müşavirliği dışında 6 adet de ateşeliğimiz var. Bunlar New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles ticaret ateşelikleri. Aynı zamanda hani e-posta da göndermek isterseniz bizim e-postalarımız hep yani şehir adı @ticaret.gov.tr şeklinde. O şekilde de bize ulaşabilirsiniz ama müşavire danışından çok daha rahat bir şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Kâr Bey, teşekkür ederiz. Tekstil ve hazır giyim sektörü tabii ülkemiz için çok önemli bir sektör. Dünyada da nispeten bir durgunluk olsun. Önümüzdeki dönemde bunun biraz daha ülkemiz yararına artacağını, ihracatımızda bu çerçevede yükselmesini bekliyoruz. Tabii ihracatçı birliklerimiz bu anlamda bizler için çok önemli. Bu aşamada ben sözü Ege İhracatçı Birliklerinden Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun Seray Hanım. Merhabalar, sayın ticaret müşavirlerim, sayın panelistler, sayın katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye 2022 yılı genelinde 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olup ihracatın coğrafi dağılımı incelendiğinde geleneksel pazarların ihracata ağırlıklı bir yer tuttuğu görülmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin büyük uzak pazarlardaki payının artırılmasına ilişkin bir stratejinin hayata geçirilmesine karar verilmiş ve kılavuz niteliğinde bir strateji belgesi olan uzak ülkeler stratejisi oluşturulmuştur. Bu strateji kapsamında belirlenen 18 ülke arasında Amerika Birleşik Devletleri en önde gelen ülkeler arasında yer almakta olup hazır giyim sektörü için büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Temel hedefleri arasında yer alan ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, mal ve hizmet ihracatının artırılması bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. ABD'nin toplam hazır giyim ithalatı 2021 yılında 109 milyar dolar, 2022 yılında ise 126 milyar dolardır. ABD'nin %22'lik pay ile dünyanın açık ara farklı en büyük hazır giyim konfeksiyon ithalatçısıdır. ABD'nin hazır giyim ithalatının sırasıyla en fazla Çin, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, Endonezya oluşturmaktadır. Buradaki Vietnam 2018 yılı civarında %4,7 iken şu anda %15,3 olduğunu görüyoruz. Önemli bir pay almış vaziyette. ABD'nin hazır giyim ithalatında 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile Türkiye 17. sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde ABD'nin 1 milyar dolar hazır giyim ihracatı yapmıştır. En fazla ihracat yapılan 6. ülkededir. 2022 yılında EHKİP ABD'ye hazır giyim ihracatı ise 66 milyon dolardır. Ege bölgesinden de en fazla ihracat yapılan 7. ülke konumundadır. Türkiye geneli ve Ege bölgesi hazır giyim ihracatının ABD'nin pazar payı yaklaşık %5 civarındadır. Evet. Bölge ihracatında ABD'nin pazar payının artırılması amacıyla Euromonitor ile işbirliği yaparak ABD giyim endüstrisine yönelik öncelikli olarak bir pazar araştırması yaparak başladık pazar şeyini oluşturabilmek için. Geleneksel pazarlama kriterlerine ek olarak e-ticaret ve sosyal medya alanında büyüme trendlerini ve bu alanda büyüyen markaları inceledik. Bu pazar araştırmasında özellikle orta ölçekli firmaları ve küçük ölçekli firmaları baz aldık. Sayın Çağrı Bey'in de belirttiği gibi çok büyük ölçekliler bizim ilk başlangıçta kapasite problemi yüzünden fokusumuz da değildi. Pazar araştırmasına göre özellikle sürdürülebilir üretim alanında alanın büyümekte olduğu spor giyim, aktif giyim, yüksek tasarımlı ürünlerin öncelikli sırada yer aldığı, e-ticaret ve sosyal medya özellikle bu sosyal medya mecrasının da büyüme trendinde olduğu gözlenmiştir. Hazır giyim sektörü olarak ana ihraç pazarımız Avrupa'ya alternatif yaratılması ve aynı zamanda dünyanın en büyük giyim ithalatçısı olan ABD'ye ihracat payımızın artırılmasını tabii ki de hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizin arasında. Bu kapsam Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi eylem planı kapsamında fuarlara katılım gösteriyoruz.
Sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. ABD'deki hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla ve paydaşlarla gelecek dönemde de yapacağımız faaliyetlerimizle ilgili işbirliklerimiz devam ediyor. Ekip olarak öncelikle New York, daha sonrasında ise Kaliforniya bölgesini hedef alarak bir strateji planı oluşturduk. 2023 yılında ekip olarak milli katılım düzenledik Premier Vizyon New York fuarına. 17 Ocak, 17-18 Ocak ve 18-19 Temmuz'da. Ardından da şu anda devam eden İKİP tarafından düzenlenen 16-20 Ekim tarihinde olan ABD Örme Dokuma Sektörel Ticaret Heyetine Eye of the World New York'a birliğimiz üyesi firmalar tarafından katılım gerçekleştiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir webinar geçmesini diliyorum. Teşekkürler. Seraya Hanım, çok teşekkür ederiz. Şimdi de ben sözü Nuri Bey'e vermek istiyorum. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyesi. Buyurun Nuri Bey. Merhabalar, selamlar. Öncelikle bakanlık nezdinde ve müşavirler nezdinde böyle bir organizasyon yapmanız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de sektörle devleti, kamuyla özel sektörü bir araya getirmiş oluyoruz ve bu şekilde hedeflere daha iyi fokuslanmamıza sebep oluyorsunuz. Yaptığınız bu güzel faaliyetten dolayı tebrik ediyorum sizi. Başlangıçta söylendiği gibi sanırım bütün sektörlerde yapılıyor. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Benim de bir 11 slide'lık bir sunumum var. Fakat benden evvelki arkadaşlar birçoğunu paylaştılar zaten. Ben şöyle açıyorum sunumumu. Evet, görebiliyor musunuz sunumu şu anda? Görebiliyoruz Nuri Bey. Evet. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, pardon, Amerika Birleşik Devletleri şu anda global olarak en büyük ithalatçı, hazır giyim sektöründe en büyük ithalatçı konumunda ve 126 milyar dolarlık bir alımı söz konusu. En yakın takipçisinin 2,5 kat üzerindeki Almanya'da. Neredeyse Avrupa Birliği'nin Büyük Avrupa Birliği ülkelerini düşünürseniz onların tamamına yakın bir alımı söz konusu. En fazla daha önceki arkadaşların söylediği gibi Çin, Vietnam, Bangladeş ve Hindistan'dan alım yapılıyor. Bu dört ülke yarıdan fazlasını satıyorlar hazır giyim sektöründe Amerika'ya. Türkiye 17. sırada burada. %1,2'lik bir payımız var. İlk hedefimiz bunu 17. sıradan ilk ona sokmak ve 3 milyar dolarlık bir pay almak pazardan. Sektörümüzün global ihracatçılarına bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri dışında dünyanın geri kalan kısmı ile birlikte Çin 200 milyar dolara yakın bir ihracatla lider durumda. Türkiye burada globalde 6. sıradayız. Aslında Amerika'daki 17. sıradaki payımızı düşünürseniz globalde daha iyi durumda olmamıza rağmen Amerika'da 17. sırada çok gerilerdeyiz. Bunu hızlı bir şekilde yukarılara çekmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük ihracatçıyız. Biz Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük ihracat yapan ülkeyiz. Çin ve Bangladeş'in ardından. En fazla hazır giyim sektöründe en fazla ihracatı ülke olarak Almanya'ya yapıyoruz. Akabinde İspanya, İngiltere ve Hollanda, daha sonra Fransa. İlk beş ülkemiz bunlar. Amerika Birleşik Devletleri 6. sırada geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla alım yaptığı ürün grupları bir triko grubu, iki kadın giyim grubu, üçüncüsü erkek giyim grubu şeklinde sıralanıyor. Bu grupları eşleştirdiğimiz zaman ilk 10 ürün grubunda Amerika'nın alım yaptıkları ile bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin hemen hemen bir uyumu söz konusu. Burada bizim elde ettiğimiz verilere göre açıkçası beni en çok mutlu eden kısmı burası. Türkiye, İtalya'nın ardından katma değeri en fazla ürün satan ülke durumunda hazır giyimde. Burada kilogram başına 40 dolar civarında bir şeyimiz söz konusu, fiyatımız söz konusu. İtalya'da bu 200 doların üzerinde.
bizde 40 dolar fakat bizim rekabet ettiğimiz Çin, Vietnam, Bangladeş, Mısır gibi ülkelerde bizim 3'te 1'imiz seviyelerinde. Bu sevindirici bir veri. Açıkçası ben bunun biraz daha üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla katma değer katarak ürünlerimize, daha fazla markalaşarak bu kilogram başına fiyatı biraz daha yukarılara taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri pazar dinamikleri içinde baktığımız zaman bazı avantajlarımız ve dezavantajlarımız söz konusu. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Türkiye'nin hazır giyimde çok hızlı bir üretim kabiliyeti var. Bu bir avantajdır bizim için. Bunu Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da kullanabilmeliyiz açıkçası. Düşük adetlerde ve esnek çalışma kabiliyeti olan bir ülkeyiz. Diğer işte rekabet ettiğimiz Çin, Bangladeş gibi ülkelere bakarsanız daha düşük adetlerde ve daha esnek çalışabiliyoruz. Yine repete siparişlerde hızlı cevap verme yeteneğimiz var. Aynı zamanda son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e alternatif bir pazar arayışı söz konusu. Bunu da değerlendirerek pazardaki payımızı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bir de Amerika Birleşik Devletleri pazarında güçlenmesi, iyileştirilmesi gereken bazı alanlar var. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi hazır giyim sektöründe yüksek oranlarda vergi uyguluyor. %16 ile %32'lere varan vergiler söz konusu. Pamuk ürünlerde %16, sentetiklerde %32'lere ulaşan bir oranlar var. Bunları göz önünde bulundurursak Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarıyla veya nitelikli endüstri bölgeleri kapsamında bir konumlandırılması söz konusu olabilir. Hükümetler arası diyaloglarla bunu sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yine başka bir dezavantajımız lojistik maliyetlerinin yüksekliği. Bizim sektörde şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla daha çok fast fashion ürünler satılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bunların da lojistiği havayoluyla yapılıyor ki şu anda havayolu kargo fiyatları inanılmaz yüksek seviyelerde seyrediyor. Bunları biraz daha iyileştirebiliriz diye düşünüyorum. Veya çok hızlı deniz yolu yüklemeleri yapılabilir. Yine son dönemlerde ülkemize artan işçilik ve üretim maliyetlerinin bir sonucu olarak fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Aynı nitelikte ürünlerin rakip ülkelerden çok daha ucuzlara, ucuz fiyatlara tedarik edilebildiğini duyuyoruz. Hem Avrupa'da hem Amerika'da bu söz konusu. Önümüzdeki süreçte enflasyonun biraz daha dizginlenebilmesiyle bunun önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Yine Çağrı Bey'in değindiği önemli bir nokta bence. Bunu biraz daha iyileştirirsek pazardaki payımızı artırırız diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarda acente ve depolama hizmetlerine çözüm ortakları bulmamız gerekiyor. Bu önemli bir husus. Bu tür belki desteklerle veya işte firmalarımızın orada açacağı, bulacağı çözüm ortaklarıyla bunu hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Peki biz İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılığı Birliği olarak Amerika pazarı için neler yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim size. 2020 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Moda Sanayi Birliği USFIA ile tedarik ortaklığı programını yürütüyoruz. Bu kuruluş Amerika'nın hazır giyim ve konfeksiyon ithalatçılarını temsil etmektedir. Ve aynı zamanda Amerika Senatosu ile çok güçlü bağlantıları vardır. Bu kuruluş kanallarında Türkiye tanıtımını yapıyoruz. Yine Amerika Konfeksiyon ve Ayakkabı Birliği AAPA ile 2021 yılından beri işbirliğimiz devam etmekte. Buradan devam ediyorum. 4 milli katılım yaptık. 2 Las Vegas, 2 New York'ta. Las Vegas Magic ve New York Kateri fuarları. 3 tane ticaret heyeti yaptık. 2023 yılındaki bir tanesi dün başladı. Bu hafta boyunca devam edecek. Eye of the World. Diğer heyetlerimiz Mart ayında çorap sektöründe bir ticaret heyeti düzenlendi New York'ta. Haziran ayında denim alanında bir ticaret heyetimiz oldu. Şu anda da Eye of the World devam ediyor. Bunun haricinde 4 tane fuar var şu anda bulduğumuzda. Collective Chicago, Magic Nashville, Cabana ve Destination Miami fuarları. Bunlara da önümüzdeki dönemde ilgi katılım planlıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz geçtiğimiz yıl IPCO fuarlarını düzenlemeye başladık. 2023 yılında da bu fuar kapsamında Amerika'dan birçok yerden alım heyetleri getirdik. Amerika'dan da heyetler geldi. Bu heyetler başta
Walmart, Quiksilver, Teddy Fresh, Bilbo, About You olmak üzere Amerika'dan, Kanada'dan birçok alıcıyı Türk satıcılarla, Türk üreticilerle bir araya getirdi. Bunu da önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz. Son olarak birliğimiz Amerika Birleşik Devletleri Merkezi ve tüm sektör tarafından takip edilen Sourcing Journal ve Just Style yayın kuruluşlarıyla anlaşmalar, PR çalışmaları yürütmekte. Değişik makaleler, yazılar, köşe yazıları sürekli bir faaliyet olarak devam etmektedir. Bunun yanında 2024-27 yılları arasında Türk Quality kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtım projesi faaliyetlerimiz olacak 3 yıl boyunca. Burada da destek alacağız bakanlıktan ve tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek. Son olarak katılımcılardan ekibi İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'ni sosyal medya kanallarımızdan takip etmelerini rica edeceğim. Başta Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi kanallarımızı takip ederseniz bize daha rahat ulaşırsınız. Bizden taleplerinizi çok daha rahat bize taleplerinizi iletebilirsiniz. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Beni de dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Nuri Bey çok teşekkür ederiz. Birlik temsilcilerimizden çok değerli bilgiler temin ettik. Tabii bu pazarda faaliyet gösteren firmalarımız da ayrıca bizler için çok önemli. Onların tecrübelerini duymak, onların burada iş yaparken nelerle karşılaştığını öğrenmek de önemli olacaktır. Toplantımızda New York bölgesinden ve Miami bölgesinden ikişer firma temsilcimiz mevcut. Füsun Hanım, ben sözü size vermek istiyorum Hatemoğlu firmasından. Buyurun lütfen. Merhabalar, teşekkür ederim Elif Hanım. Merhabalar sayın panelistler ve katılımcılar. Ben sunumumu paylaşmak istiyorum. Evet. Evet, biz Hatemoğlu olarak Saykı markasıyla şu anda Amerika'dayız. Uzun zamandır biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Hatemoğlu Türkiye'nin özel sektördeki ilk ve en köklü hazır giyim markası. 1924'te açılan ilk mağazamız ile beraber Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sektörün öncü firmalarından biri oldu. Bu sene tam 100 yaşındayız. Ne mutlu ki Cumhuriyet'le yaşatız. Çok özel bir sene bu bizim için. Size anlatacaklarım 3 başlık altında topladım. Hatemoğlu Saykı ve yeni yatırımımız Portress.com, Amerika'daki yeni yatırımımız. İkinci başlığım hedefimiz Amerika'da marka olmak. Üçüncü başlığım pazarın zorlukları ve bedeli ödenmiş tecrübeler. MİP mağazacılık bünyesinde Hatemoğlu ve Saykı markalarını barındıran MİP mağazacılık bizim bünyesinde Hatemoğlu ve Saykı markalarını barındıran perakende hazır giyim sektöründe bir oyuncu şirketimiz. Hatemoğlu markasından gelen 100 yıla yakın bir tecrübeyle 2015 yılında Amerika pazarına yönelik olarak Saykı markasını hayata geçirdik. Yani Amerika'da Saykı markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Hali hazırda Türkiye'de 81 mağazamız ve 550 çalışanımız, Amerika'da 10 mağazamız ve 50 çalışanımız bulunmakta. Saykı markasının pandemiye rağmen bu kadar kısa sürede Amerika'da başarı göstermesiyle markayı 2023 yılı içinde Hatemoğlu müşterisinin dışında farklı bir segment yaratmak amaçlı Türkiye pazarına soktuk. Türkiye erkek hazır giyim pazarında artık Saykı'da bir oyuncu. Dış giyim tecrübemizi değerlendirmek için Tuana Büyükçınar'ın kreatif direktörlüğünde 2022 kış sezonunda Saykı Woman markasına yatırım yaptık. Bu marka kapsül bir palto kaban koleksiyonu ile hem Amerika hem Türkiye online pazarında bu marka görücüye çıktı. Zamansız klasik giyimin yükselen trendi bizim tasarım anlayışımız ile çakıştığından kısa sürede Saykı Woman koleksiyonunda genişleyeceğini düşünüyoruz. Özellikle pandemiden sonra daha hızlı dijitalleşme ve daha da hızlı globalleşen dünyada
dış ticaret ve ihracat faaliyetleriyle ilgili stratejiler büyük önem kazandı. Bu noktada pazar analizi kritik bir öneme sahip. Biz de MİP mağazacılık olarak tüm bu rakamsal verileri değerlendirerek hem üretim ve tasarım tecrübemiz hem de mağazacılık tecrübemiz ile dış ticarete ekstra yatırım yaptık. Bu gelişen süreçte mikro ihracatın öneminin de artarak devam edeceğini düşünerek sadece kendi markalarımız değil, tüm kadın hazır giyim tasarımcılarının ve markalarının büyük bir ivme ile büyüyeceğini hedeflediğimiz Amerika'da Marketplace, pazar yeri olarak konumladığımız online platformumuz Portress.com'u hayata geçirdik Amerika'da. 2023 Haziran ayında başlattığımız Portress.com, Türkiye'deki kadın hazır giyim markalarının Amerika'da online satışının dışında markalarımıza yeni pazarlar açmayı ve tanıtımlarına destek olmayı sağlayacak bir yapı. İkinci başlığım Amerika'da marka olmaktı bunun için. Hedefimiz dünyanın en büyük pazarı, biraz önce de bahsettiler hep, gerçekten dünyanın iştah kabartan en büyük pazarı. Buraya geldiğimizde de bunu çok iyi anladık. 2015 yılından beri kendi sektörümüzde hazır giyimdeki bize benzer, Türkiye'deki bize benzer oyuncularla mukayese ettiğimizde aynı büyüklükteki Türkiye'de benzer markalar burada bizim 40 katımız hacimde. 40, yani çok büyük bir iştah kabartıcı bir pazar Amerika gerçekten. Biz de Saykı markamız ile bir Türk markası olarak marka bilinirliğini burada kurmaya çalışıyoruz. Ve ülkemizin katma değeri yüksek, marka değeri yüksek ürünler satmasını sağlamaya çalışıyoruz. Portress.com ile de Türk kadın hazır giyim ve aksesuar markalarımızın satışlarını arttırmayı, onların bu pazarda tanıtımlarına destek olmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu uzun ve zorlu bir yol. Emek, finansman, zaman ve moral gücü gerekiyor. Ve tecrübelerimizden biraz bahsetmek istiyorum size, yaşadıklarımızdan. Bunlar hep bedeli ödenmiş tecrübeler. Amerika'da 2015 yılında başlayan iş yapma sürecimizde kısaca bir tavsiye niteliğinde olacak. Ödediğimiz bedeller, yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle Çağrı Bey de belirtti, saat farkı gerçekten, yani sadece bir cümlede geçiyorum ama burada iş yapmayı en zorlaştıran etkenlerden bir tanesi. Bir kere öncelikle buna hazırlıklı olmak gerekiyor bu pazara girebilmek için. Bunu bilmek lazım, bu mühim. İkincisi, hedefiniz eğer markanızın burada bilinirliğini oluşturmak ise burada yaşamanız gerekiyor. Buna tavsiye ederim, yaşamanız lazım derim. Ancak tabii bu olmazsa öncesinde beraber iş yaptığınız, daha önce birlikte çalıştığınız, sizi tanıyan, birbirinizi tanıdığınız ve çok güveneceğiniz bir partner ile çalışmanızı tavsiye ederim. Ürününüzü Amerika pazarının talebine göre yapmanız lazım. Biz bunu şu anda açtığımız mağazalardan gelen bilgi akışıyla sağlıyoruz. Direkt müşteriden gelen ve online'dan gelen bilgi akışlarıyla sağlıyoruz. Buna göre de koleksiyonumuzu yönlendiriyoruz. Yani Saykı markasını Amerika pazarına göre şekillendiriyoruz. Buraya girmeden business plan ve pazar araştırması yapmak çok önemli. Biz bu çalışmaları şirketi kurduğumuz 2015 yılında yaptık. Daha sonra Manhattan Madison Avenue'da 2016 yılında ilk mağazamızı açtık. Diğer konu vize ve çalışma koşulları. Bunu iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü gittikçe zorlaşıyor burada vize alma süreci. Hukuksal destek de bu aşamada göz ardı edilmemesi gereken bir unsur. İyi bir hukuk danışmanı önemli bir destek olacaktır. Tüketici tercihleri ve hakları tüm batılı ülkeler gibi Amerika'da da büyük koruma altında. Saykı.com'u ilk açtığımızda böyle ilginç bir davayla karşılaştık, onu paylaşmak isterim. Accessibility davası açtılar bize. Biz Saykı.com'u açtık Türkiye'deki gibi, yani fakat bilemedik meğer görme engelliler için ya da az görenler için, yani bununla engelli kişiler için sitemize girme ulaşamadıkları için bu kişiler bize Kaliforniya eyaletinden bir kişi Saykı'ya ayrımcılık davası açtı. Siteyi, yani ben sizin sitenizden alışveriş yapamıyorum. Benim gözüm
görme, yani ben görme engelliyim, az görüyormuş. Bunun için de siteye tıkladığı zaman onu anlatıyor ürün kendini sesli olarak. Böyle bir app varmış meğer. Meğer biz bunu koysaymışız, yani bu kadar bedelleri ödemeyecekmişiz. Burada web sitelerinin hepsinde bu var. Ve de biliyorsunuz davaya çok açık birçok şey. Yani böyle bir davayla karşılaştık. Ciddi de bedelini ödedik. Onu da paylaşmak istedim. Dijital satış kanalı açmayı düşünüyorsanız burada Shopify altyapısını tavsiye ederim. Türkiye'deki altyapıyla Amerika pazarına girmemenizi tavsiye ederim. Biz bunu denedik. Hiç başarılı olamadık. Çünkü Shopify'ın burada kendi oluşturduğu bir gerçekten altyapısı var. Size müşteri de bir miktar sağlıyor Shopify. Yani hiç Türkiye'deki altyapıyla girmenizi tavsiye etmem. Biz yaşadık çünkü. Diğer konu ekip. Ekip kurmak çok en önemli bir konu burada. Biz Türkiye'de kurumsal bir firmayız. 2012 yılından itibaren zaten kurumsallaşma çalışmalarına başlamıştık. Hedefimiz Amerika pazarıydı. Ve personelimiz de hepimiz de biz yasalara uygun şekilde çalışmaya alışık bir firmayız. Fakat burada bazı yasalar Türkiye'ye göre bazıları farklı. Biz de böyle bir sıkıntı yaşadık. Örneğin eleman çalıştırıyoruz tabii burada. Bir mağazamızda bir elemanımızı işten çıkardık. Ki burada eğer sözlü uyarıyla performansı düşükse bir mağaza elemanını çıkarabiliyorsunuz, yani çok üst düzey bir eleman değilse. Herhangi bir tazminat ödenmiyor. Biz de bir yöneticimizi birkaç sözlü uyarıdan sonra işten çıkarmak istediğimizde bize sözlü olarak hasta olduğunu söyledi. Bize Türkiye'de şöyledir. Biz onun hasta olduğunun yani raporunu istedik ondan. Yani raporunu bize bildir dedik. O da bize bu raporu sunmadı. Bize sunmadığı için onu işten çıkardık. Yani meğer burada o da bize dava açtı. Meğer onun beyanı esas olduğu için bize raporu gösterme zorunluluğu yokmuş. O raporu mahkemeye gösterme zorunluluğu varmış. Bize değil. Bize bu, onu beyan ettikten sonra biz onu irdelemememiz gerekiyormuş. Biz bunu öğrendik ve buna da çok yüksek bir bedel ödedik. Bu da diğer bedelimizdi. Yani bu da eleman çalıştırmak için mutlaka buranın kurallarını öğrenmenizi tavsiye ederim. Örneğin bir elemanı işe alırken soru sormak da önemliymiş. O da bir suçun içine dahil olabiliyor. Mesela evli olup olmadığını soramıyorsunuz. Nerede oturduğunu soramıyorsunuz. Etnik kökenini, zaten dinini. Yani bunların hiçbirini soramıyorsunuz. Bunların hepsi ayrımcılık suçuna giriyor. Sadece iş görüşmesi bile burada iş yapacaksanız size çok yüksek cezalara mal olabilir. Hep bugüne kadar, buraya kadar bahsettiğim konu dikkatinizi çekerse çekmiştir. Çok ufak detaylar ama çok büyük cezalara burada mal olabilecek detaylar. Burada işleri avukatlık haline getirmeden halletmek çok önemli. Aksi takdirde dava konusu rakamın 2-3 katı fazla bedele mal olabilir ki biz de bunu yaşadık. Çok daha zararlı çıkabilirsiniz. Biz Manhattan mağazamızda Fanlak diye bir Almanya'da büyük bir marka bunlar. Onların kiracısıydık. Security deposit ödedik. Depozito bedeli kira için. O da çok yüksekti. 4 aylık kira bedeli. Normalde ödersiniz, en sonunda alırsınız değil mi? Yani biz öyle planladık. Hayır, hiçbir şey alamadık. Yani Almanya'ya döndüler, firmayı kapattılar ve biz de dava açtık. Tabii Türkiye'deki gibi dava açtık. Fakat inanın davada ödediğimiz para alacağımız bedelin yarısına ulaştı ve hiçbir şey alamadık. Yani sadece oranın sahibi Amerika'ya giriş yaptığı zaman sorgulanacak, bu kadar. Yani dolayısıyla hani burada bu tip depozito öderken de dikkat etmek lazım. Son aylarımı ödemezsiniz artık. Yani bu konularda burada bizim başımızı çok ağrıttı. Şu anda alışveriş merkezlerinde hep çok büyük firmaların kiracısı olduğumuz için şu anda oralarda öyle bir sıkıntı yok ama diğerleri için dikkatli olmak lazım. Eminim sizler de kurumsal, her şeyi kurallarına uygun yapan firmalarsınızdır. Amerika'da bu çok daha önemli. Doğru beyan, her gelir ve giderin kayıtlarda gösterilmesi ve kurallara uyulması gerçekten hayati önem taşıyor. Hiç tahmin etmediğiniz çok ağır cezaları var. Gümrüklerde de her detay kurallara uygunsa gerçekten çok hızlı yürüyor. Ticareti çok destekliyorlar, çok kolaylaştırıyorlar. Yani çok küçük bir örnek, yine hep mukayese ediyorum tabii. Biz hep büyük araçlarla mağazalarımıza sevkiyat yapıyoruz ve yıllardır hiç kimse durdurup ne irsali ne fatura sormamıştır.
Yani çok ticaret yapıyorsanız çok kolay akıyor burada işler. Ticaret ateşiliğimiz gerçekten New York ticaret ateşiliğimiz ve diğer Washington olsun diğerlerinin hepsi bizleri çok destekliyorlar. İşbirliğimiz gerçekten çok başarılı. Bizim Hatemoğlu olarak yani 100 yıla yakın bir firmayız. Hayatımızdaki ilk teşviğimiz oldu bu. Amerika da açtığımız mağazalar. Daha önce hiçbir teşvik almamışız. Biz de hiç almak üzere gelmedik zaten. Bu teşviği almadık ve başvurmadık. Mağazamızı açtık. Bu ilk mağazamızı açtığımızda tabii konsolosluktaki işte çalışanlarımızı, bütün konsolosluklarımızı hepsini davet ettik açılışımıza. Fakat o ateşelerimiz bizi devlet teşviğinden faydalanmamız konusunda ısrar ettiler. Biz de öyle peki yani bilmiyorduk. Bilmiyorduk derken hani böyle bir hedefimiz yoktu ve 2018 yılında başvurduk. Ve pandemi gibi gerçekten zorlu bir süreçten inanın bu destek bize çok işe yaradı. Ve ayrıca Amerikan hükümetinin de bize karşılıksız desteği oldu. Ve biz bu sayede ayakta kaldık. Hiçbir mağazamızı kapatmadık. Yani gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz buradan. Şu an teşvik süremiz de doldu. Bitti zaten yani 4 yıldı. Bu yılı da 12 mağazayla kapatmayı hedefliyoruz. Bizim çok işimize yaradığını, bize çok yardımcı olduğunu söylemek isterim. Ancak burada iş yapmak istiyorsanız tavsiyem teşvik için yatırım yapmayın derim. Çünkü hem alacağınız teşvikler kısa süreli olacak. Bir 4 sene kadar. Buraya çok ciddi bakmanız lazım. Burada işler 4 sene ile 6 sene arası ancak oturuyor. Yani uzun bir süre vermeniz lazım kendinize. Fakat oturunca da tahmin edemeyeceğiniz kadar, Türkiye ile mukayese edemeyeceğiniz kadar karların sağlanabileceği dünyanın en büyük pazarı burası. Mutlaka burası için eğer gelmek istiyorsanız, eğer burada işte iş yapmak istiyorsanız, bir partnerla da olsa yatırım yapmak istiyorsanız buraya iyi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bahsettiğim gibi bir süre para kaybetmeyi, biz buna yatırım diyelim, bunu göze almamız gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim, sunumum bu kadardı. Çok sağ olun. Sunan Hanım çok teşekkür ediyoruz. Eminim tüm katılımcılar için çok yararlı bir sunuş oldu. Özellikle iş yapma anlamında kültürel farklılıklara yaptığınız vurgu çok önemli. Gerçekten çok büyük farklılıklar olabiliyor ve çok iş yapma aşamasında, işe başlama aşamasında bunların çok ciddi bir şekilde etüt edilip öyle başlanması gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Markalarınızı Amerika piyasasında görmek bizlere de çok gurur veriyor. Yine önemli bir markamız Mavi'ye geçmek istiyorum. Mavi'den Sayın Volkan Üreten. Buyurun Volkan Bey. Teşekkürler. Öncelikle herkese merhabalar. Adım Volkan Üreten. Yaklaşık 15 yıldır Mavi Cins bünyesinde çalışıyorum. 2017'den beri de Amerika Mavi Amerika satıştan sorumlu Senior Vice President olarak görev yapmaktayım. Öncelikle sözlerime başlamadan önce bu paneli organize ettiği için ve bize bugün tüm katılımcılarla Amerika'daki deneyim ve bilgilerimizi paylaşma fırsatı verdiği için Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Biz Mavi olarak her zaman müşteriyi merkeze koyan ve aynı zamanda da kaliteden ödün vermeyen, Amerika pazarında da uzun süreli faaliyet gösteren bir Türk firması olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bunun da bize yüklemiş olduğu sorumluluğun da farkındayız. Mavi esasına bakarsanız üretimden gücünü alan, kökleri üretime dayanan 1991'de kurulan bir cin firması hepinizin bildiği üzere. Amerika pazarına girişleri 1996'ya dayanıyor. O dönemlere bakarsanız 1996 yılında Mavi'nin şu anda faaliyet göstermiş olduğu premium denim pazarı daha yeni yeni oluşmakta olduğu için bizim için de o pazara doğru zamanda yerelde karşılık bulan doğru ürün ve market stratejisine giriyor olmak çok kıymetliydi. Zaten Amerika'daki en önemli unsurlardan bir tanesi de daha önceki panelistlerin de parmak bastığı gibi burada yerelde karşılığını bulan marka ve ürün stratejisini anlamlı olmuş olduğu bir şekilde ilerliyor olmak. Biraz da kısaca Mavi'nin Amerika'daki operasyonuna bahsettikten sonra genel olarak buradaki kanal yapısı, marka konumlaması, ürün fiyat stratejilerinden bahsetmek istiyorum. Biz Mavi olarak burada dediğim gibi 1996'da kurulduk. Şu anda Amerika'daki toplam 5 tane showroom'da faaliyet gösteriyoruz. Amerika'da 5 tane ana bölge var.
Northeast, Southeast, Southwest, Midwest ve West Coast olmak üzere ve her teritörün, her bölgenin de kendine has, yani kendine özel bayrak eyaletleri var. Bunlar çok kısaca New York, Chicago, Atlanta, Miami, Dallas ve Los Angeles olmak üzere ve bunların her birisi bizim showroom'umuz var. Toplam 1450 satış noktasına hakimiz ve yaklaşık 1 milyon adetin biraz üzerinde de satış adetimiz söz konusu. Burada tabii önemli olan konulardan bir tanesi de marka olarak burada tüm kanallarda, başlangıçta birazcık biraz sonra detayına gireceğim. Farklı kanallarda yani toptan, e-commerce, marketplace, dropship, hatta üyelikte faaliyet gösteren kanallarda faaliyet gösterebilmek. Yani tüketiciye bakarsanız her türlü satış noktasında, kanalda dokunabiliyor olmak. Çünkü bunun markaya olan katkısı, marka birliğine anlamında çok önemli. Şimdi pazara giriş konusuna gelirsek, burası tabii bayağı önemli. Şöyle, ben de hani mavi olarak kendi deneyimimizden biraz bahsetmek istiyorum. Amerika hepimizin bildiği üzere çok rekabetçi bir pazar. Burada çok markalı, tüketicinin bilinçli, bir o kadar da çok talepkar olduğu bir pazar. Başka bir deyişle bunu gerçekten buraya gelecek her türlü marka, hatta üretici, uzun soluklu bir yolculuk olarak alması gerekiyor. Yani buraya bir taahhüt, bir irade koymak gerekiyor. Buradan birazcık da kastım bunu her anlamda. Yani A'dan Z'ye, organizasyon, pazarlama faaliyetleri, marka tutundurması, satış kanalları, ürün, fiyat politikası, hepsini gerçekten çok detaylı bir şekilde düşünüp uzun bir şekilde organizasyondan bütçesine kadar buraya daha uzun soluklu bir stratejiyle ve iradeyle gelmek gerekiyor. Ancak bu şekilde bir markalaşma süreci söz konusu. Pazara girerken tabii farklı enstrümanlar söz konusu. Daha önceki panelistlerin de bahsettiği gibi trade show'lar, yani fuarlar, farklı showroom'lar, yani bizim burada işte agents, independent rep'ler, yani satış temsilcileri, birden fazla marka taşıyan showroom'lar gibi farklı farklı enstrümanlar söz konusu. Tabii bu her markanın kendi genel stratejisine, bütçesine ve gideceği yola göre değişiklik gösteriyor. Biz mavi olarak buraya kendimiz bir organizasyon kurduk. Buradaki satış temsilcilerimiz, kendi saha ekibimiz ve müşterilerimizle beraber yavaş yavaş büyüyerek bir yolculuğa çıktık. Burada tabii olaya sadece ürün veya kategori olarak da bakmamak gerekiyor. Yani muhakkak pazara girerkenki ürünler, sizin burada fokus olmuş olduğunuz kategoriler çok önemli. Ancak biraz önce Nuri Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi ben onu çok kıymetli buluyorum. Bu da katma değer ürün de çok önemli. Yani Türkiye'nin bakarsanız zaten burada koymuş olduğu işçiliğin kalitesi, hani Türkiye'de yapılan ürünün gerçekten kendine göre bir bilinin söz konusu. O yüzden burada yapacağımız kaliteli katma değerli ürünler bize bakarsanız sadece adet değil, değer tarafında da çok hani ciddi katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Muhakkak tabii dediğim gibi her markanın kendine göre kategorileri, kahraman ürünleri söz konusudur. Burada birazcık daha ürün gamından ve kategoriden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, çok fazla ürün, çok geniş bir koleksiyon daha fazla satış anlamına gelmiyor. Muhakkak çeşitlilik, inovasyon, sezona hitap eden ürünleri yapmak önemli. Koleksiyonu ve markanın heyecanı anlamında. Ama diğer taraftan da müşterinin daha çok beğendiği, başka bir deyişle hem son tüketicinin hem de perakendecinin almak için bir sebebi olması gerekiyor. Yani burada reason to buy dediğimiz şey çok önemli. Çünkü sadece minimum, sadece hani büyük adetler değil, birazcık daha koleksiyon hani odaklanmış, müşterinin isteğini ve farklılık anlamını sizi alma sebebi verecek. Ama daha derinlikli bir koleksiyon yapmak da en az koleksiyona heyecan katmak kadar önemli. Yani bu birazcık da tabii üretim tarafındaki tecrübelerimizden bunu bahsediyoruz. Birazcık dağıtım kanallarından isterseniz kendi buradaki tecrübelerimizden bahsetmek istiyorum. Şöyle, tabii her markanın biraz önce söylediğim gibi bir dağıtım kanalı stratejisi oluyor. Bazısı direkt internet üstünden, yani e-commerce'dan direct to consumer dediğimiz tüketiciye direkt gider. Bir kısmı monobrand dediğimiz kanallarla ilerleyen farklı farklı yapılar var. Ancak biz kendi tecrübemiz şu şekilde, gerçekten bilinirliği olan bir marka bilinci yaratmak istiyorsanız veya tüketici tarafında bir loyalty olmasını istiyorsanız, burada bizim toptan tarafında ki penetrasyonumuz ve eforlarımızın çok faydasını gördük. Şu şekilde söyleyeyim. Türkiye'de karşılığı karma mağaza diye geçiyor. Yani karma markaların bulunduğu mağazalar. Yani specialty store. Bunlar sahipleri tipli kişiler. Yani independent, bağımsız butikler. Öyle ifade edeyim. Specialty store distribution, yani dağıtımı tamamen markayı
Amerika'da daha böyle elle tutulur, bilinen bir marka haline gelmesine çok kıymetli bir kanal. Şöyle ki bunlar tekil mağaza sahipleri olduğu için tamamen markanın, ürünün bir nevi bakarsanız marka elçisi gibi. Yani ürünü ve markayı anlıyorlar, inanıyorlar ve arkasına geçiyorlar. Yani sizin bakarsanız son tüketiciye anlatacağınız her şeyi onlar da markaya ve ürüne yatırım yaparak, arkasına geçerek aynı şekilde yapıyorlar. O yüzden yani iki taraflı, yani iki tarafında bundan fayda sağlayacağı, sürdürülebilir ve karlı büyüme için specialty sorun, yani bu butiklerin hem müşteri için hem de markalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle bir yolculuk var çoğu toptan tarafına giren markada. Bahsetmiş olduğumuz specialty store'larla marka bireyleri yaratıldıktan sonra ondan sonra bizim Türkiye'de yani department store dediğimiz veya çok katlı mağazalar ondan sonra mono brand'e giden bir yolculuk da söz konusu. Dediğim gibi her markanın kendine göre izlemiş olduğu strateji farklı olabilir. Ancak bizim buradaki görmüş olduğumuz şey ki çoğu toptan tarafından giren markaları bunu biliyoruz. Piyasadaki rekabette olduğumuz markalarda. Toptan tarafındaki penetrasyon marka bilinirliğini artırıyor, markaya değer katıyor. Ondan sonra büyük zincir mağazalar bu yaratılmış değeri ve marka bilinirliğini alıp başka bir şey, başka bir seviyeye getiriyor. Biz bunu yaparken bu arada bu bahsetmiş olduğum irade, taahhütten kastım biraz da bu. Yani biz tabiri caizse kapı kapı gezdik. Amerika'da her bölgede birer tane satış temsilcisi showroom koyarak buradaki ciddiyetimizi, pazara koymuş olduğumuz önemi, müşterilerin anlamasını ve onlara göstermiş olduğumuz yakın ilgiyle mağaza ziyaretleri, yeri geldiğinde görsel destek, fixture, işte mobilya görsel fixture desteği, her zaman onlara iyi bir partner olduğumuzu gösterdik. Her ne kadar bu yapmış olduğumuz ilk yatırımlar, ilk maliyeti yüksek olsa da yani müşteriyi kazanma, ancak bunu yavaş yavaş ürünün arkasına geçen yavaş yavaş ürünü satmasıyla beraber bu yapmış olduğunuz ilk yatırımı karşılığını almaya başlıyorsunuz. Birazcık onlara da bakıyorum. Önemli olan konulardan bir tanesi de fiyat politikası. Muhakkak her ülkede önemlidir ancak Amerika'daki fiyat politikası markanın kaşesiyle çok ilintili. Yani biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye, Amerika'da tüketici çok bilinçli ve talepkar. Bizim yapmış olduğumuz ürünler gerçekten katma değerli, müşteri tarafından değer görüyor ve perakendeci, müşteri yapmış olduğumuz ürünlerin gerçekten değerini ve kalitesinin farkında. O yüzden başka bir deyişle burada marka olmak, sizin gerçekten katma değer yapmış olduğunuz ürüne arzu etmiş olduğunuz perakende satış fiyatını koymanızı destekler bir pozisyonda. Yani tabii ki işin üretim boyutu var, birazcık daha işte private label gibi ürün tarafı, üretim tarafına fokus olan mal. Markalarımız var ama ben burada tabii marka tecrübemizi anlattığım için bu tarafta ürün, marka ve tüketici üçgenindeki yaşadığımız tecrübeler bu yönde onu paylaşmak istedim. Tüketici alışkanlıkları birazcık da perakendeci beklentilerinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle, bu esnada Türkiye'de de böyle. Erkek ve kadın tüketicinin buradaki alışkanlıkları, beklentisi çok daha farklı. Birbirinden çok net bir şekilde ayrılıyor. En azından bizim kendi tecrübemiz bu yönde. Erkek müşterisi genelde Amerika'da ürün üzerinden bir markayla ilişkisi oluyor. Ve gerçekten o anlamda üründe memnun kaldıktan sonra biraz önce bahsetmiş olduğum ilk yatırımın karşılığını müşterinin geri gelmesiyle, repeat siparişle görüyorsunuz. Kadın tarafı birazcık daha farklı. Kadın tarafındaki olay da tabii işte bizim bu sezonsallık, trendler, fast fashion, marka bilinirliği tüketici anlamında kadın alışkanlıklarına çok çok daha etki ediyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Kadın tüketicinin toplam tüketici alışkanlıklarına etkisi çok fazla. Çünkü tabiri caizse çok fazla şapkası var. Eşine, kardeşine, erkek arkadaşına, çocuklarına alışveriş yaptığı için genelde markaların yatırımı, yani piyasadaki konumlaması özellikle bizim bulunmuş olduğumuz premium denim pazarında marka üstünden oluyor. O yüzden hani yapmış olduğumuz pazara girişteki erkek ve kadın tarafındaki iletişimde marka ve ürün iletişimi çok daha anlam kazanıyor. Diğer taraftan biraz önce bahsetmiş olduğum gibi burada specialty store'ların markalardan beklentisi şu anlamda önemli. Buraya daha önce bahsetmiş olduğum bu taahhütteki önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü buradaki perakendeci sizden her anlamda destek bekliyor. Çünkü sizin burada yeni bir marka olduğunuzu düşünürsek eğer burada işte
vaktinde sevkiyat, görmüş olduğu numunenin birebir aynı geliyor olması, geri geldiğinde trade terms yani ticari anlaşmalar, vade öteleme, esnek iade uygulaması gibi sizden gerçekten destek beklediği alanlar var. Ancak biz burada önem vermiş olduğumuz 3 tane alan var. Birincisi iyi ürün, iyi hizmet ve iyi marka korumaması. Hizmetten kastını birazcık da bu. Daha önce bahsedilen noktalarda olduğu gibi bu bizim challenge yani zorlandığımız alanlardan bir tanesi de olabiliyor. Çünkü buradaki perakendeci yani mağazalar gerçekten görmüş olduğu ürünü aynı kalitede, vaktinde ve anlatmış olduğum hizmetle bekliyor. Diğer taraftan markalaşma konusundaki başka bir tabii zorluk da bilinmeyen bir marka olmak. Bilinmeyen bir marka olduğunuz zaman da burada en önemli konu da biraz önce bahsettiğim gibi ürün ve vermiş olduğunuz hizmet. Son olarak da birazcık da fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Bence Türkiye'den gelen her marka, Türkiye'de üretilen her ürün gerçekten başlı başına şu anda iyi bir reputasyonu söz konusu. Bu bence çok önemli. Diğer taraftan evet sosyal medya dijitalleşen dünyada marketplace'ler, direkt tüketiciye iletişim başlı başına bir fırsat. Ve dediğim gibi burada yeni müşteriye ulaşmak, bir perakende ağı olarak ulaşmak tarafında da bunları da fırsat olarak bahsedebiliriz. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Umarım çok uzun tutmamışımdır. Tekrar teşekkür ediyorum. Volkan Bey çok teşekkürler. Sizinki de gayet güzel bir sunum oldu. Mavi'yi de tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızın başarıyla devamını diliyoruz. Diğer iki firmamız Miami bölgesinden Kadir Tarık Edis firmasının temsilcisi Cihan Bey. Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhabalar. İlk önce değerli panelistlerimize bu değerli davetleri için çok teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da katıldıkları için çok teşekkürlerimizi sunarız. Tarık Edis firması olarak Abiye gece kıyafetinin sektöründe hem dizayn hem de üretim olarak Türkiye'de yer almaktayız. 2009 yılından beri Amerika'ya satışımız gerçekleşmekte. Bir pazara girişimizi anlatmak istiyorum ilk önce. 2009 yılında ilk önce fuarlarla başladık. Gerekli fuarlara, burada yaptığımız araştırmalardan sonra Amerika'daki fuarlara katılmaya başladık. New York'ta, Chicago'da, Las Vegas'ta çeşitli fuarlara katıldık. Bizim için key point, yani anahtar nokta doğru ortağı yakalamak oldu açıkçası. New York bölgesinde yakaladığımız bu sektör içinde olan, gece kıyafeti sektörü içinde olan bir ortakla hala da devam etmekteyiz. 15 yıl olacak. 15 yıldır beraber işimizi gerçekleştirmekteyiz. Amerika'da 51 eyaletin 51'inde de multi brand mağazalara satış yapmaktayız. İki tane distribütörümüz var. Biz bölgeyi, Amerika'yı iki bölgeye böldük. Doğu ve Batı olmak üzere. İkisinde de ayrı distribütörle çalışmaktayız. Bu distribütörlerin de kendi sub agentları var. Ve onlar da farklı eyaletlerde hem ziyaret hem mağaza ziyareti gerçekleştirmektedirler. Hem de fuarlara katılmaktadırlar. Bizim New York ve Atlanta'da kendi showroomlarımız var. Hala fuarlara katılmaktayız fakat şu anda bir müşteri ağımız olduğu için biraz önce Volkan Bey'in de bahsettiği gibi bizim de specialty mağazalar yani multi brand mağazalarla ana işimiz multi brand mağazalarla toptan iş yapmak şu anda. Ne kadar Türkiye'de perakende sektöründe olsak da Amerika'daki çizgimiz toptan yine katma değerli ürün üretmek. İlk önce her zaman katma değerli, kaliteli ürün geliyor bizim başlangıçta bu işte girişimizde de bu şekilde geliyordu. Hala da o şekilde. Çünkü biraz da Amerika'da fiyatlarla zaten rekabet etmek çok mümkün değil. Çin üzerinden gelen ürünlerle, dizaynlarla da olsa hiçbir şekilde rekabet etmek mümkün değil. Bunun için kendi çizgimizde, kendi kalitemizde İlk etapta bunlara dikkat edip fiyatı ikinci tarafa attık biz ve ilk önce dizayn, kalite ve katma değerli ürün sunmaya çalıştık. Department store'lar birçok yerde bilinen Neiman Marcus, Bloomingdale's
Nordstrom gibi mağazalara Amerika'da satış yapmaktayız. Ayrıca corner butiklerde de niş, yani kaliteli ürün satan butiklerde de satışlarımız gerçekleşiyor. Satışlarımızı biz genelde müşterilerimiz artık ağ oluştuğu için kendi trunk şovlarımızı, kendi trade şovlarımızı yapıyoruz showroomlarımızda. New York'ta ve Georgia'da, Atlanta'da kendi showroomlarımızda müşterilerimizi davet ederek çeşitli sezonlarda hem kış sezonumuzu hem de yaz sezonumuzu tanıtmaktayız. Orada dediğim gibi bizim için en önemli nokta doğru ortakla tanışıp doğru kanallara açılmak oldu. Doğru ortakla tanıştıktan sonra onun da tabii ki tecrübelerinden yararlanarak doğru mağazalara yönelerek satışımızı kat be kat arttırdık. Amerika şu anda en büyük pazarımız konumunda. Devamlı seyahat yapmaktayız burada. Ben satış direktörü olarak burada da çalışan arkadaşlarımızla beraber senede en az 5 kez Amerika'ya müşteri ziyaretlerine kendimiz de gitmekteyiz. İlk etapta dediğim gibi fuarlarla başladık. Fuarlar bizim için büyük tecrübe oldu. Fuarlarda hem müşterilerle hem de marka bilinirliğiyle orada ilerlemeye devam ettik. Bölgeler olarak göçmenlerin olduğu bölgeler de çok önemli. Özellikle bizim kendi sektörümüzde gece kıyafetinde düğün olsun, çeşitli etkinlikler olsun. Onların bizi seçmesinde göçmenlerin bizim markamızı bilmeleri çok önemli oldu. Yani özellikle New Jersey, New York, Michigan, Chicago, California, burada olan göçmenlerin bol olduğu yerlerde marketing çalışmalarını buralara ağırlık verdik. Çeşitli Euromonitor gibi, Deloitte gibi pazar araştırması yapan şirketlerle de çalıştık. Oraların gayri safi milli hasılasını. Çünkü Amerika'nın her eyaleti bir ülke gibi olduğu için her eyaletin de farklı farklı kendine göre dinamikleri var. Kendine göre farklı istekleri var. Bir bölgede farklı bir ürün istenirken mesela başka bir bölgede o ürünü satamıyoruz. Ona göre de her eyalete göre ürün yapıyoruz. Amerika gerçekten büyük bir pazar. Çok iyi araştırılması gerekiyor. Tüketici isteklerinin çok doğru tespit edilip ona göre ürün üretilip ona göre ilişkiler kurulması gerekiyor. Birebir ilişkiler bizim sektörümüzde çok önemli. Onun için devamlı yani hem ben hem de ekip arkadaşlarım müşteri ziyaretlerine çok önem gösteriyoruz. Elimizden geldiğince önemli günlerde müşterilerin biraz da önemli günlerinde işte dini bayramlarında, doğum günlerinde arayarak hatta hediye göndererek onları onore etmeye de çalışıyoruz. Bu şekilde ilişkilerimizi çok sıkı tutup işimizi de çok dikkatli bir şekilde ilerletiyoruz. Pazarı bilmek gerçekten çok önemli. Ben kişisel olarak 14 sene Amerika'da kaldım. Eğitimimi de orada gördüm. Mesela daha önce biz daha heavy yani daha ağır elbise üretirken oradaki okullara, balolara onun önemini tespit ederek prom elbiseleri üretmeye başladık. Bu bize çeşitli farklı kaynaklara ulaştırdı. İşimizin de yükselmesinde çok etkili oldu. Farklı koleksiyonlar, kapsül koleksiyonlar üreterek müşterilere nokta atış yaparak işimizi sağlamlaştırdık demek istiyorum. Dinleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Panelistlerimize de değerli vermiş oldukları değerli katkılardan çok teşekkür ediyorum. Sunumumuz bu kadar şu an için. Çok teşekkür ederiz Cihan Bey. Çok değerli tecrübelerinizi paylaştınız. Farklı bir bölgeden, farklı bir ürün segmentinden diyelim. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak da Ceyda Parn Plajı markasıyla Ceyda Hanım buyurun lütfen. Sesinizi Ceyda Hanım açabilirsiniz. Merhabalar herkese. Bu paneli organize ettiği için Ticaret Bakanlığı'na ve tüm panelistlerimize çok teşekkür ediyorum ve dinleyicilere bizi dinledikleri için.
Açıkçası ben kendi serüvenimden bahsetmek istiyorum. Ben tek kişilik bir kadroyum. O yüzden kısaca kendimden bahsedeyim. Bahçeşehir Üniversitesi reklam mezunuyum 2012. 2012-2018 yılları arasında 6 sene boyunca Türkiye'nin öncü moda ve giyim markalarından olan Koton ve İpek Yol'da pazarlama bölümünde çalıştım. 2018 yılında Amerika'ya taşındım ve burada evlendikten sonra 1,5 sene sonra çalışma iznimi aldım. Çalışma iznimi aldıktan sonra Türkiye'deki marka destek programlarını araştırmaya başladım. Devlet teşvik programının nasıl alınabileceğini inceledim. Bunu da ilk önce Türkiye'de şirket kurup 6 ay sonra Amerika'da şirket kurmam gerektiğini öğrendim. Bundan sonra tabii ki bu boşlukta 1,5 sene işsiz olduğum dönemde herkesin de dediği gibi Amerika çok büyük bir pazar ve Florida'daki tüketicilerin beklentilerini, alışkanlıklarını, zevklerini, ne talep ettiklerini inceledim. Bu doğrultuda da katma değerli, herkesin de dediği gibi ürünlerimizin gerçekten farkı çok belli ve katma değerli ürünlerimizi kendi dizaynımla birleştirip tüketiciye farklı ürünler sunmaya karar verdim. Ben size yaşadığım zorluklardan ve fırsatlardan bahsedeceğim. 2020 yılının başında tabii pandeminin yaşanmasıyla dünya çok büyük bir şekilde etkilendi ama Florida çok olumlu bir şekilde etkilendi bu durumdan. 2021-2022 verileri şu şekilde gösteriyor. 314 milyar dolar değerinde ev satışı yapılmış. Amerika içinden 300 bin, farklı ülkelerden 125 bin, toplamda 425 bin göç almış bir yer Florida. O yüzden de devamlı göç aldığı için her açıdan gelişiyor ve yatırımcılar akın akın buraya geliyor. Tabii tercih edilmesinden en büyük sebeplerinden birisi de eyalet vergisinin verilmiyor olması ve iklimin her an güzel olması. Ben yaşadığım zorlukları ve fırsatlardan şöyle giriş yapayım. Zip kodu en pahalı, Amerika'nın en pahalı zip kodunun olduğu World Avenue'de, Palm Beach Adası'nda World Avenue'de mağazam var. Tabii buraya göçün artışıyla birlikte kiraların oranları çok yükseldi. Çok yüksek kira ödüyorum. Ancak tabii fırsatlarımdan biri de alım gücü çok yüksek bir müşteri kitlesine sahibim. Piyasa durgunluğu veya herhangi bir ekonomik çöküntüde etkilenmeyecek bir müşteri profili var karşımda. Ürünlerin ve çok da bilinçli bir müşteri profili. Ürünlerin kalitesinden, ürünlere dokunarak o yüzden istediğim fiyatı da koyma şansım olabiliyor açıkçası. State tax vermiyorum, eyalet vergisi vermiyorum. Bu benim önemli bir fırsatım açıkçası. %7 sadece satış vergisi veriyorum satışlarımdan. Sezonun kısa sürmesi benim en büyük problemlerimden, en büyük zorluklarımdan bir tanesi. Çünkü buraya gelen insanlar Thanksgiving döneminde Kasım ayı itibariyle geliyorlar ve Mayıs'ın ikinci haftası anneler gününden sonra gidiyorlar. O yüzden 6-7 aylık kısa bir sezonum var. Bu yüzden de sezon süresince satışımı hızlı tutmak zorundayım. Peki sezonu kaçırmamak için de havayolu uçak kargoyu kullanıyorum. Bu yüzden de lojistiğe yüksek bir fiyat veriyorum maalesef. Az adette üretim yaptırdığım için de, bir butik olduğum için de maalesef üretici bulmakta ben zorlanıyorum Türkiye'de. Çok az adette üretim yapmak isteyen üretici bulmak kolay olmuyor. Satın almamı private labeling olarak yapıyorum. Bu yüzden de yine aynı şekilde satın almam sürecim zorlaşıyor. İşçilik üretim fiyatları çok fazla arttı Türkiye'de. Bu da benim zorluklarımdan birisi.
%16'ya yakın vergi veriyorum. Çünkü mağazamda sadece %100 koton ürünler, keten ürünler, katma değeri yüksek ürünler taşıyorum. Füsun Hanım'ın da dediği gibi saat farkı gerçekten çalışmada çok büyük etki ediyor. Türkiye ile iletişim kurmak, onları yakalamak, üretimi çok zorlaştıran bir şey oluyor. Ben bir fiil, yani bu benim şansımdan, fırsatlarımdan bir tanesi. Mağazamın başındayım. Müşterimle bir fiil kendim ilgileniyorum. Ve insanlar özel alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Bu yüzden de size önerim mağazanızın başında ya da işinizin başında ya da dediğin herkesin de dediği gibi güvenilir partnerlerle çalışıyor olmanız. En büyük şanslarımdan biri tekrardan ürünlerim kıyaslayabilecekleri herhangi bir ürün yok diğer mağazalarda. Çünkü genelde Çin, Vietnam, Bangladeş ve Hindistan gibi yerlerden satın alma yaptıkları için Türk ürünleri gerçekten çok katma değerli, çok özel bulunuyor. Ve bu yüzden de mağazama talep günden güne artıyor. Ne tarz ürünlere talep var? Ondan biraz bahsedeyim. Ve kendi müşteri profilimden gelen geri dönüşlerden konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle ürünlerin içerisindeki talimat etiketleri çok önemli. Ürünün nasıl yıkanacağı, nasıl ütüleneceği, nasıl kurutulacağı. Çünkü tüketici herkesin de dediği gibi çok bilinçli ve ürünlerin katma değerli ürünün ne şekilde bakılması gerektiğini görmek istiyor. Burası çok sıcak bir yer olduğu için %100 koton ürünlere daha ince 60 gram, 80 gram gibi koton ürünler çok tercih ediliyor açıkçası. Keten çok sevilen bir ürün ancak kalın keten asla tercih edilmiyor çünkü yakıyor. O yüzden ince ketenli ürünler tercih ediliyor. İpek çok özel, çok seviliyor tabii ki ama yine sıcağın etkisiyle insanlar terledikleri için maalesef ipek satışı az oluyor. Buranın renkleri hep cıvıl cıvıl, işte kırmızılar, pembeler, sarılar, yeşiller, rengarenk ve desenler çok önemli. Benim en büyük fırsatlarımdan biri de bu açıkçası. Çünkü Türkiye'de çok güzel desenlerimiz, renklerimiz ve bunu uyguladığımız kumaşlarımız olduğu için beni burada işte Palm Beach'in rengi ve desenleri olarak tanıyorlar mağazama geldiklerinde. El emeğine aşırı değer veriyorlar. Yani ürünlerin üzerinde gördükleri küçücük bir oya, küçücük bir herhangi bir kroşe gerçekten çok dikkat çekiyor. Ben henüz bu markete girmedim ancak spor ürünlerinin çok iyi bir pazar olduğunu düşünüyorum Florida marketinde. Çünkü herkesin hayatında bir spor dalı var. Herkes ya golf oynuyor ya tenis oynuyor, işte pilates, yoga. Bu yüzden de spor içerikli ürünlerin çok iyi bir pazar avantajı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında kendi markam için ileriki dönemde yapmak istediğim şeyden biri, yani internet sayfam var. Füsun Hanım'ın da dediği gibi gerçekten çok önemli. Ama e-ticarete daha fazla önem verip sadece Palm Beach'te bir dükkan olmaktansa dünyanın her yerine satış yapmayı hedefliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben biraz heyecanlıydım. Diğer katılımcılar kadar profesyonel bir konuşma yapamadım ama dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ceyda Hanım, çok teşekkür ederiz. Sizin de çok farklı tecrübeleriniz var. Bir de tek kişilik bir firma olmanız tabii ki çok farklı tecrübeleri de beraberinde getiriyor. Size de çok teşekkür ederiz katılımınız için. Biz bir yandan chatten soru cevap bölümünden soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bazı sorular oldukça birbirini tekrarlar nitelikte. Ben bu aşamada malumunuz New York hazır giyim ihracatımız açısından hem fuarlar hem tüm firmalarımızın varlığı anlamında çok önemli bir merkez bizim için.
Sayın Filiz Köseyener'e, ticaret ateşemize söz vermek istiyorum. Kendisinde yorumlarını duymak isteriz. Buyurun Filiz Hanım. Teşekkür ederim Sayın Başmüşavirim. Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Sayın konuşmacılara da verdikleri kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Zaten burada yıllardır faaliyet gösteren firmalarımız tecrübelerini diğer katılımcılarımızla paylaştılar. Çok kıymetli tabii bu tecrübeleri. Hepimizin öğrenecek çok şeyi var, öyle anlıyoruz. Ortak payda olarak altı çizilen hususlar aslında tüm katılımcılarımız bahsettiler. Evet, Amerika çok büyük ve çok dinamik bir pazar. Ama mutlaka bu pazarı ve tüketici alışkanlıklarını iyi inceleyerek buraya gelmek gerekiyor. Çünkü bu alışkanlıklar, harcama kalıpları eyaletler bazında da değişiyor şüphesiz. Dolayısıyla Türkiye'den bu pazara girmeyi düşünen firmalarımız öncelikle eyalet bazında hangi pazarın hangi segmentinde ve hangi eyaletlerde olacaklarına mutlaka karar vererek gelmeleri gerekiyor. Bu pazarla ilgili izlenim edinmek için de aslında yine katılımcılarımız da ifade ettiler. Fuarlar çok güzel imkanlar yaratıyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de bizi dinleyen firmalarımıza öncelikle ihracatçı birliklerimizle mutlaka temas halinde olmalarını tavsiye ediyorum. Başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sektörlerin buluştuğu uluslararası ve itibar gören fuarlar düzenleniyor. Bizim bakanlığımızın sayfasında da milli katılımı ve bireysel katılımı desteklenen fuarlar listeleri ilan ediliyor. Dolayısıyla firmalarımız hedefledikleri ürünlerle ilgili fuarlara mutlaka katılım sağlasınlar. Fuarların dışında yine ihracatçı birliklerimizin organizasyonuyla ticaret heyetleri de düzenleniyor. Bazı katılımcılarımız ifade ettiler. Bugünlerde yine New York'ta İTKİP ve İTKİP'in ortak organizasyonuyla ve 42 firmamızın katılımıyla bir ticaret heyeti IOPT World düzenleniyor. İlk kez bu yıl hem tekstil hem konfeksiyon firmalarımız katılıyor. Dolayısıyla dikey bir organizasyon oldu. Bu organizasyondan gelecek feedbacklerle de kuşkusuz diğer eyaletlerde de diğer ülkelerde de benzeri programlar düzenlenmesi de hedefleniyor. Dolayısıyla firmalarımız ihracatçı birliklerimizle Türkiye'de mutlaka temasta olsunlar. İhtiyaç olması halinde zaten bakanlığımız hani tüm birimleriyle firmalarımızla koordinasyon halinde çalışıyor. Yurt dışında da elbette ticaret ateşeliklerimizle mutlaka yakın temas kursunlar. Biz şu anda Amerika'daki bütün ticaret ateşelikleri olarak sizlerle birlikteyiz. Dünyanın pek çok ülkesinde yine benzeri yapılanmamız var biliyorsunuz. Hedeflediğiniz ülkelerde ülke dinamiği, pazar dinamiği bu konularda ya da devlet destekleri bu konularda mutlaka orada görev yapan ticaret ateşelerimizle de temas kurmanızı ben tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum herkese katılım için. Filiz Hanım çok teşekkürler. Tüm katılımcılara da tekrar teşekkür ediyoruz. Soruların şöyle bir baktığımızda özellikle Ceyda Hanım sizin markanızı soran katılımcılarımız var. Bu belki chatten yazmak isterseniz tam çünkü ismi biraz daha farklı. Hani Cey yukarıdan apostrof da Pern plajı diye benim notlarımda var. Bazı özel sorular var hani şu pazar ne durumda vesaire tarzında. Onun için sizden rica ediyoruz. Bize mail atabilirsiniz ya da biraz önce Çağrı Bey'in sunumda paylaştığı müşavire danışın web sitesinden bu tür özel nitelikteki taleplerinizi iletirseniz biz de size buradaki ithalatçıların tüm bilgilerini iletebiliriz. Onu bu şekilde hem farklı sektörlerde de talepler olabilir. Bunu bir kez daha paylaşmak istedik. E-ticaret anlamında gelen sorular var. Bu anlamda belki firmalarımızın bazı tecrübeleri vardır. Bilmiyorum bu anlamda söz almak isteyen firmamız olur mu? Baş müşavirim müsaadenizle ben az önce ilave etmeyi unuttum. İzniniz olursa ben programdan şimdi ticaret heyetine geçmem gerekiyor. Müsaadeniz olursa. Ne demek, buyurun. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok görüşmek üzere Filiz Hanım. Teşekkür ederiz. Sayın Başmüşavirim, belki bu e-ticaretle ilgili sorulara gerçi orada yazdım ama bizim bakanlığımızın malum bir mevzuatı var e-ticarette devlet desteklerine ilişkin. Ben firmalarımızdan, katılımcılarımızdan onu incelemelerini tavsiye ederim. Bakanlığımızın internet sitesinde de onunla ilgili detaylı sunumlar var. Özetle bizim 5986 sayılı e-ihracat desteklerine ilişkin bir kararımız yayınlandı geçen sene.
Bu kapsamda sipariş karşılama hizmeti dahil olmak üzere birçok e-ticaretin gerektirdiği birçok alanda bakanlığımızın devlet destekleri var. Bu konuda da ben bir link gönderdim bir cevap olarak. Orada bak sunumlar var. Oradan bilgilendirme almanız mümkün. Aynı zamanda eğer orada takıldığınız bir nokta olursa da her zaman ateşeliklerimizle de temas kurabilirsiniz diye bir katkı yapmak isterim. Yavuzhan Bey çok teşekkürler. Üstün Ticaret Ateşemiz Sayın Ahmet Yavuzhan Erdem. Diğer tüm ateşelerimiz de şu anda bizimle birlikteler. Bilgehan Bey buyurun lütfen. New York'tan Bilgehan Ramazan Caner Bey. Buyurun lütfen. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum Ticaret Bakanlığımıza. Bizi firmalarımızla bu şekilde bir araya getirdiği için Sayın Müşavirlerimize, Sayın Daire Başkanımıza saygılar sunuyorum. Firmalarımızı selamlıyorum. Ben az önce Frize Hanım'ın da sözünü ettiği, bazı katılımcılarımızın da sözünü ettiği ticaret heyetinden katılıyorum. Burada birçok firmamız Türkiye'den gelmiş durumdalar. Çok Amerikalı firmayla iş görüşmeleri için buradalar. Daha önce bu fuar, IO The World heyetleri özellikle kumaş alanında yapılıyordu. Bu sene daha da büyümüş vaziyette. Bizi sevindirici bir gelişme oldu. Şu an burası da gayet hareketli bir alan ve hazır giyimde de 20'den fazla firmamız burada katılımcı olarak bulunuyorlar. Sonrasında peki neler var? Şubat ayında Coterie önemli bir etkinlik. Özellikle hazır giyim için. Hem Las Vegas'ta hem de New York'ta düzenleniyor. Coterie'ye bugüne kadar katılan Türk firmalarımız oradan da memnuniyetlerini ifade ettiler. O yüzden özellikle bugüne kadar ABD pazarına ilgi göstermekle beraber fuarlarda ve heyetlerde yer almayan firmalarımız varsa Eye of the World etkinliği bu sene ilk defa hazır giyim için düzenleniyor, daha önce kumaş için. Bununla beraber Coterie ve Magic adı altında daha önce yapılan etkinlik. Coterie etkinliğini Las Vegas ve New York'ta yapılmak üzere yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Füsun Hanım'ın sunumu sırasında altına çizdiği bir husus vardı. Oraya kısaca değinmek istiyorum. Burada yaşamak gerekir. Evet, mutlaka buradaki havayı almak gerekiyor. Belki yaşamak veya ortaklarının olması tüm firmalarımız için yerine getirilebilecek şart olmayabilir ama özellikle fuarların ve bu tarz etkinliklerin önemli bir imkan sağladığı. Madison Caddesi'nde burada biz Saykı mağazasını gördüğümüz zaman, diğer New York'taki mağazaları gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz. Bu bizim için gurur verici. Gelip onların oldukları yerdeki Türk mağazalarını, diğer mağazaları ziyaret etmeleri, pazar hakkında fiyat konusunda bilgilenmeleri çok önemli. Çünkü evet, istatistiklere baktığımız zaman da bu büyük bir pazar. Ama o pazarın içerisinde farklı fiyat, kalite aralıklarında kendileri için doğru yeri bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Çin, Bangladeş, Vietnam gibi yüksek ölçekli ve düşük fiyatlı üreticilere karşı bizim o alanda kırıcı bir rekabete girmekten ziyade, az önce Nuri Bey'in sunumunda çok önemli bir yer vardı. Kalite ile alakalı fiyat olarak biz İtalya'dan sonra ikinci sıradayız. Bunu daha yüksek bir yere çekmek elbette ki amacımız ama şu anda da bulunduğumuz yer diğer yüksek ölçekli ülkelere göre daha iyi bir noktada. Bundan da istifade etmek gerekir diye düşünüyorum ama orada da Türkiye'deki üretim yapısından da çok farklı, talep yapısıyla burada da karşı karşıya kalacakları için doğrudan Türkiye'deki koleksiyonları burada mevcut talep yapısında çok farklı bir yerde olabilir. O yüzden gelip burada gözleriyle görmeleri gerekir diye düşünüyorum. Eğer ziyarette bulunacak olurlarsa New York bölgesine özellikle ateşeliğimize, diğer bölgelerdeki ateşeliklerimize de önceden temasta bulunmaları ve pazarla alakalı bizim sağlayabileceğimiz bilgiler konusunda da görüşmelerinde yarar olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bilgehan Bey çok teşekkürler. Size kolay gelsin ticaret heyeti hazırlıkları ve çalışmaları kapsamında. Kolay gelsin diyoruz tekrar. Şimdi sorulara şöyle bir baktığımız zaman biraz önce de ifade ettiğim gibi daha sektör özelindeki sorularınızı rica ediyoruz. Maillerimize gönderin. Hani burada tüm herkesin vaktini almayalım. Maillerimizi sormuşsunuz. Ticaret Bakanlığımızın web sitesine bakmanızı rica ediyoruz. Örneğin mesela Maya ve Ticaret Ateşeliğimizin adresi miami@ticaret.gov.tr. Sadece şehir ismini kullanarak ve arkasına ticaret.gov.tr ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Bir Google'da bir aratmayla da çok kolayca bunların listesine ulaşabileceğinizi düşünüyoruz. Bir soruda şey denmiş, ateşeliklerimiz bizi danışmanlara yönlendirse şeklinde. Hani biz tabii ki sizlerle
Buradaki ticari işlemleriniz için hani kullanabileceğiniz danışmanlık şirketlerin listesini paylaşabiliriz. Ama tek bir kişiye yönlendirmemiz tahmin edebileceğiniz gibi mümkün değil. Hani böyle bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Bunun dışında tabii ki sizin sorularınızı cevaplamak üzere her zaman görevimizin başındayız. Ama tabii ki bizim de malum iş yükümüz fazla. Özellikle New York, Miami ofislerimiz, yani tüm ofislerimiz oldukça yoğun bir şekilde hani ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Maillerinize en kısa zamanda cevap vermeye çalışacağız. Bunun dışında başka hani sorusu cevaplayamadığımız bir soru var mı? Hani bilemiyorum, cevapladık gibi görüyorum. Ceyda Hanım, iletişim bilgilerinizi lütfen paylaşın. Çok sayıda tedarikçi sizinle temasa geçmeye çalışıyor. Sunum da paylaşılacak. Hani başka bir soru var mı bilemiyorum. Soru yoksa ben sözü Evren Bey size vereyim mi? Biz nasıl yapalım? Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza. Güzel bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmışlardır. İlham verici bir program olmuştur. Ben herkese tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Programımıza dediğimiz gibi dışında YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Tüm ticaret müşavirlerimize web sayfamız aracılığıyla da bilişim sağlanabilmekte. Yurt dışı teşkilatı bölümünden adres ve e-mail bilgileri bakanlığımız web sayfasının yurt dışı teşkilatı bölümünde yer almakta. Tekrar teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Saygılar sunarak programı kapatıyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.